Sevgili arkadaşlar, kendine güvenen bir adam rahat, sakin ve kendine hakimdir. Herkesi iyi hissettirir, hayata can verir, ilham kaynağıdır. Aynı zamanda da kadınları bir mıknatıs gibi kendine çeker. Pozitifliği işler iyi gitmediğinde bile kişiliğinde parlar. Önüne hangi engeller çıkarsa çıksın, onlarla savaşmaya ve onları aşmaya hazırdır. Olumlu düşün cümlesi bazen yeterli değildir. Kendine güveni inşa etmek için eyleme geçirilebilir adımlara ihtiyacınız var. Bugün bunları anlatacağım arkadaşlar size. Özgüven sahibi olmak, bir şeyde iyi olduğunuz, bunu yapmaktan çekinmediğiniz ve korkmadığınız anlamına gelir. Güven, başkalarına ilham vermek ve onların güvenini kazanmak için gücün kaynağıdır. İster becerilerinizde uzmanlaşmak olsun, ister yetkinlik geliştirmek olsun, faydaları çabaya değer. Yani hayattaki her durumda özgüven devreye giriyor. Daha yüksek bir özgüven size güzel bir kadınla randevu ayarlayabilir. Bir röportaj veya binlerce insanın önünde olağanüstü bir konuşma yapmanıza sebebiyet verir. Aslında bileşkesi şunlardan oluşuyor. Yüksek benlik saygısı, fiziksel özellikler, zeka, para. Buna benzer şeyler. Yüksek güven bir erkeği daha saygın ve güçlü kılar. Oysa düşük benlik saygısı sizi olduğunuzdan daha az değerli yapar. Bunun birinci adımı nedir diye soracak olursanız. Kendinizi özgüveni yüksek insanlarla çevreleyin. Ünlü bir yazarın çok güzel bir sözü var. Dört meteliksiz adamla kendini kuşatırsan beşincisi sen olacaksın. Zamanınızı kiminle geçirdiğiniz, yaşam tarzınızda, düşüncelerinizde büyük bir fark yaratır. Bu yüzden ailelerimiz o kötü ve çirkin çocuklarla oynamamızı istemiyorlardı. Sizi yükselten, hatta daha çok çalışmanız ve hayatta başarılı olmanız için motive eden, sizden daha başarılı ve daha iyi bilen insanlarla çevrenizi değiştirin. İkinci adıma gelecek olursak arkadaşlar, toksik insanları ortadan kaldırın. Bu insanlar asla sizi motive etmeyeceklerdir ve her seferinde aşağı çekmeye çalışacaklardır. Berbatlar. Neden? Çünkü hepsi enerji vampiridir. İyi enerjinizi ve güveninizi emer. Her durumda bir sorun görürler ve bardağın her zaman boş tarafını gösterirler. Bazı insanları gerçekten ortadan kaldırmak çok zor olabilir. Çünkü en kötü yanı en yakınlarınız olması. Yani kız kardeşiniz olabilir, eşiniz olabilir, hatta sevgiliniz olabilir. Bazı arkadaşlar anne babalarının bile kendilerine köstek olduğunu söylüyorlar. Bu işin en kötü tarafı. Öncelikle kendine bir sormalısın. Böyle biri var mı etrafında? Bir şey borçluymuşsun gibi seni manipüle ediyor mu? İyi bir sebep olmadan sana yalan mı söylüyor? Asla özür dilemiyor mu? Seni sürekli eleştiriyor mu? Alakasız şeyler hakkında mı konuşuyorsunuz? Hayallerinizi sürekli itibarsızlaştırıyor mu? Kimse hakkında iyi bir şey söylemiyor mu? Başarınızı kıskanıyor mu? Yargılayıcı mı davranıyor? Belirli bir sebep olmadan başkalarını mı suçluyor? Cevap evet ise uzak durulması gereken kişi odur. Üçüncü adımda biraz seks ve mastürbasyon hakkında konuşmak gerekiyor. Çarşafların altına girmek çiftler arasında harareti artıracaktır ve bundan şüphe duymuyoruz. Bir araştırmaya göre günlük ilişki stresin düzenlenmesinden sorumlu olan hipokampustaki hücrelerin büyümesini artırıyor. Aslında sevişme eylemi stresi azaltır. Benlik saygısını ve mutluluğu artırır. Düzenli seks yapmasanız bile mastürbasyon bir alternatif olabilir. Genelde mastürbasyon yapan erkekler için kör olursunuz sakın ha yapma ellerinde kıl çıkar falan diye öğretirlerdi. Elbette bunlar sadece efsane. Mastürbasyon ruh halini iyileştiren serotonin ve dopamin maddelerini serbest bırakarak sağlığınızı korur. Zevk verme dışında da prostat kanseri olma riskinizi azaltır. Gerginliği ve stresi serbest bırakır, depresyonla savaşır. Sayısı çok önemli değil. Ara sıra cinsel ilişkiye girmeniz kendinizi daha güvenli olarak inşa etmenize yardımcı olur. Dördüncü adımda nazik ve cömert olun. İyilik yap, iyi hisset. Basit mantık. Karşılığında hiçbir şey beklemeden birisi için iyilik yaptığınızda, bu küçük bir şey de olabilir, kendinizi oldukça iyi hissedersiniz.
elbette pozitiflik de iyi hissettirir. En iyi kısmıysa bir erkekte nezaket ve cömertlik kadınların en çok aradığı niteliklerden biri. İnsanlara gerçek bir ilgi gösterin ve hayatlarına değer katın. Bunu alışkanlık haline getirin ve her gün iyi bir şeyler yapmaya çalışın. Ne kadar çok yaparsan o kadar iyi olursun. Zor durumlarda birinin yanında olmak, birini dinlemek bazen yeterlidir. Beşinci adım, insanları daha sık şaşırtmayı öğrenin. İlişkiler rahat ve kendinden emin olmak için biraz zaman alır. Hem iyi hem kötü durumlar ilişkiyi güçlendirmek için katkıda bulunur. Sürpriz bunlardan biridir. Diyelim ki beklenmedik bir şey yaptınız. Arkadaşınız sizi diğer arkadaşlarıyla çıktı, akşam yemeğine davet etti. Ertesi gün ona bir teşekkür mesajı çektiniz veya kendi el yazınızla bir not yolladınız. Peki bunu yaptığında ne olabilir? Ne düşünüyorsun? Ne olacak? Bu hareketinden çok hoşlanacak. Neden? Çünkü kimse yapmıyor bunu. Pek çok insan bunu yapmıyor ve başkalarının çabalarını takdir etmiyor. Unutmayın, gerçekte her zaman büyük ve pahalı bir şeyler yapmak zorunda değilsiniz. Bir şeyleri kanıtlamak için bu rastgele nezaketi yapmıyorsun. Bir komşuya, bir arkadaşa nezaket göstermek sizi küçük düşürmez. Aksine biriyle ilişkilerinizi oldukça olumlu bir şekilde etkileyecektir. Ve size de asla pahalıya mal olmayacaktır. Altıncı adımda zeka ve bilgi geliyor. Bu özgüveninizi inşa etmekte oldukça yardımcı olacak. Bir grubun içindesiniz ve ne hakkında konuştuklarına dair en ufak bir bilginiz yok. En azından etrafta olan şeylerin farkında olmalısın. Sınıfın en iyisi olmana gerek yok. Ancak çevrenizdeki insanlarla standartlarınızı koruyacak kadar akıllı olun. Çünkü bilgili insan her zaman saygı görür ve örnek gösterilir. Ayrıca bir kitaptan, bir belgeselden bir şeyler öğrendiğinizde kendinizi tazelenmiş hissedersiniz. Az önce topladığınız bilgilerle ilgili bir tatmin duygusu yaşıyorsunuz çünkü. Okuyun arkadaşlar. Sadece okuyun. Hayat hakkında istihbarat toplamanın en iyi yolu budur. Ne kadar çok okursanız o kadar çok öğrenirsiniz. Okumak hakkında asla tembel olmayın. Okumak hayatınız boyunca sahip olabileceğiniz en iyi alışkanlıklardan biri. Buna emin olun. Kelimenin tam anlamıyla aklınıza bile gelmeyecek kadar bilgi elinizin altında. Ne istersen ustalaşabilirsin. Sadece onu yapmıyorsunuz. Diğer kaynaklar hakkında biyografileri okumak, izlemek, özellikle belgeseller ve birçok YouTube kanalı harika işler çıkartıyor. Ayrıca bu söyleyeceğim şey benim de favorim. Sizden daha çok başarılı ve deneyimli insanlarla etkileşim kurun. Kararlarından, hatalarından bu insanların ders almaya çalışın. Çünkü gerçek hayat hikayeleri paha biçilmez bir eğitim kaynağıdır. 7. Müzik dinleyin ve kendinizi daha güçlü hissedin. Sıkıcı bir gün yaşıyorsunuz. İlginç bir şeyler olmuyor. Sadece oturuyorsun. Her şey ölü bir göl gibi. Sonra bir dönüş yaparsın. Kulaklıklarını takarsın ve müziğini dinlersin. Bas tekmelemeye başlar. Kafanızın içerisinde her şey dağılıverir. Kafanız dans eder, ritme ayak uydurur. Sanki bütün gün başınıza gelen en iyi şey oymuş gibi böyle hissediyorsun. İşte bu müziğin gücü. Araştırmalar müzik dinlemek insanların kendini güçlü hissettirdiğini söylüyor. Müzik size pek çok duygu düzeyi getirebilir. Mutlu, rahat, enerji dolu, üzgün, ağlamaklı, aynı zamanda da eski anıları geri getirme konusunda ustadır. Sahneyi ayarlamak ve atmosferi etkilemek için harika bir araçtır. Bazı müzik türleri anında kendinizi güvende hissetmenizi sağlar. Ama hangi müzik? Araştırmalar daha fazla basa sahip müziğin güveni artırmada kilit faktör olduğunu buldular. Müzik başka yönlerden de insanlara harikalar yaratıyor. Bunlardan biri konsantrasyon. Evet, yanlış duymadınız. Öğrenme. Diğerleri de hafıza ve odak. Müzik olumlu bir öğrenme durumu oluşturmanıza yardımcı olur. Bunu daha ilgi çekici ve eğlenceli hale getirir.